İmam Ebu Hanife 2 yılım olmasaydı helak olurdu dedi mi? Sözün Arapça karşılığı levla seneten leheleke Numan'dır. İki senem olmasaydı Numan helak olurdu. Bakıyoruz nerede geçiyor? Bizim mevsu kaynaklarımızın hiçbirinde geçmiyor. Buradan söylüyorum. Size geçen derste söyledim. Araştırın dedim. Dersten sonra varsa bilgisi olan paylaşsın benimle. Mesela şöyle bir soru var. Günümüz işte tarikatlar, tasavvuf tarikat hareketleri, bunların İmam-ı Azam'la refere edilmeleri nasıl anlıyorsunuz? İşte son 2 senem olmasaydı Numan helak olurdu yönünde bir rivayet var ve bazı sufiler tasavvuf hareketini tarikat efendim ocağını İmam-ı Azam'la bu şekilde refere ediyorlar. Böyle bir rivayetin aslı var mı? Önce Böyle onu bir konuşalım. rivayetin aslı yok. Yani buna göre İmam Ebu Hanife güya ömrünün son 2 senesinde İmam Muhammed Bakır'la veya başka bir rivayette İmam Cafer-i Sadık'la mülaki olmuş, bir araya gelmiş, onlardan tarikat dersi almış. Hatta böyle bir takım halk arasında dolaşan şeyler vardır. İmam Ebu Hanife, İmam Cafer-i Sadık'ın hem talebesidir hem üvey oğludur filan gibi böyle saçma sapan şeyler var. Evet. Bunların bir aslı yok. İmam Ebu Hanife'nin hayatını, biyografisini sahih nakillerle bize veren kaynaklarda ondan nakledilmiş böyle bir söz de yok. Yani hayat, son 2 senem olmasaydı ben helak olmuştum şeklinde böyle bir söz Şii de yok kaynaklı yani. bir iddia zaten bu. Elbette, elbette. Evet. Şia mezhebine, Caferiliğe mensup olanları kardeş olarak görmekte sakınca var mı? Kıymetli kardeşlerim, mezhep taassubuna gerek yok. Biz ehli sünnetiz ama Şia'yı kafir göremeyiz. Bizim imamlarımız, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler Şia'ya kafir dememiş. Şia'nın imamlarından 6. imam, İmam Cafer-i Sadık, İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Bizim Hanefi imamının, Hanefi mezhebini kuran İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır İmam Cafer. Ve ondan 2 sene ders almış. Ve diyor ki İmam-ı Azam, o 2 sene olmasaydı ben helak olurdum. Hocasını bu kadar sever, sayar, hürmet eder.